Muharrem İnce açıkladı. Ben Muharrem İnce'ye hep konuşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Muharrem İnce'yi seçim yasakları başlayacak olan cumartesi gününe kadar konuşacağım. Ve Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen herkese Muharrem İnce gerçeğini anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğü kadar. Nasıl bir kibir abidesinin, aslında nasıl siyasal iktidara çalıştığının, nasıl siyasal iktidara çalışırken bunu tabii ki kendisi üzerinden kurguladığının, ama en önemlisi de bu seçimleri asla muhalefetin kazanmasını istemediğini, kendisinde ikinci tura da kalamayacağını o kadar net bir şekilde bildiğini biliyorum. Yani bu kadar da ayakları yere basmayan bir siyasetçi olamaz. Çünkü toplumsal olarak, tarihsel olarak üzerine düşen rolü oynuyor. Erdoğan kazanması gerekiyor ki hatırlayın aynı şeyi 2000'li yıllarda Deniz Baykal siyaset yasağını kaldırırken Erdoğan'ın diyordu ki en fazla 6 ay 6-7 ay sonra memleketi yönetemezler. Çuvallarlar dediği o siyasi öngörüsü 21 yıldır iktidarda kalan bir Erdoğan yarattı. Yine şimdi de Muharrem İnce de şöyle düşünüyor. Erdoğan seçimi kazansın ve muhalefet de Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal seçimi kaybetsin. Ben de çıkayım Türkiye'de. Gördünüz mü nasıl yanlış yaptınız? Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na kazandırdınız diye bağırayım, çağırayım ve muhalefetin merkezine oturayım diyor. Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum. Hepsi doğru çıktı. Mayıs ayının başından itibaren Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oyları tavan yapacak. Seçim iki turlu. Yani 50 artı bir almadan seçilmek yok. Bu seçim ikinci tura kalırsa ipi göğüsleriz. Ya Muharrem İnce, eğer bu memlekette senin ikinci tura kalma şansın 2018 yılında olmamışsa, bugün hiç olma şansının olmadığını bilmeyecek kadar ahmak biri misin? Asla değilsin. Asla değilsin. 2018 yılında seçimleri de birinci turda değil, ikinci tura kalması gerektiğini düşünüyordu. O gün de öyleydi. Ve Türkiye tarihinde Muharrem İnce'nin 2018'de aday olduğu Türkiye tarihindeki 2002'den itibaren yapılan tüm seçimler, hatta bırakın 2002'leri, 2002, 1960'lı yıllardan itibaren yapılan tüm seçimlerde böylesine bir oy oranı olmadı. Ve Erdoğan 52,6'ya, ittifak olarak 53,6'ya tarihinde ulaşmadı. Bunu Muharrem İnce sayesinde başardı, unutmayın. Çünkü Muharrem İnce'nin Erdoğan karşısında ne kadar kendi seçmenini konsolide edebilecek, kaygılandıracak ve etrafında büyük bir çember oluşturabilecek adaylara ihtiyacı vardı. Aslında hep söylüyordum, Kemal Kılıçdaroğlu da bunun için istedi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu aslında Erdoğan'ın elindeki oyunları bir bir alıyor. Alevi meselesi de onlardan bir tanesi. Kısacası Muharrem İnce aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. O da öyle olmaya devam ediyor arkadaşlar.